Bunlar Kur'an'ı tebdil etmeye ve değiştirmeye çok gayret ettiler. Özellikle işte Şia fırkası, onun içinden çıkan İsmailiye fırkası, Batıniye fırkası, ondan sonra daha kimler diyor? Vel muattileti. Muattile. Muattil tatilden geliyor. Tatil Türkçe'de okullar tatil edildi diyorsunuz. il kelime. Utle. Utle Arapça'da tatil. Utle. Ve muattile ne demek? Muattile hepten Efendim, e, bu mahlukatı, masnuatı, yani yaratılmış alemleri, gökleri, yerleri, işte bütün bu alemleri e, yaratıcıdan boşaltmışlar, boş bırakmışlar. Yani ne diyor, bu kendi kendine olmuş, e, Allah yok, Allah olmanca aşağı, tabii peygamber de gönderemez, kitap da indiremez falan filan bütün dini boşa çıkartmış yani. boşa çıkaranlar mahasına geliyor zaten. Ama öldürülmeyelim diye e, de İslam hükümetinde, devletinde, şeriat nizamında yaşadıkları için e, İslam şekline e, bürünmüşler. Müslüman gibi gözükmüşler. Ne ajanlar, ne ajanlar, ne ajanlar. O zamandan bu zamana tabi. E, tabii. E şimdi e, görmüyor musun? Bir Vehhabi fırkası, Selefi ve Vehhabi fırkası çıktı. Şimdi i̇şte Fatih Camii'nin imamını bıçaklayan da öyle anlaşılıyor. Çünkü şeyden evvel işte akşamla yatsı arasıydı. Akşamdan sonra camiye ilk başta girdiğinde bu, bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve ismi yazıyor ya bütün camilerde. Hani Allah'ın ismi tamam Allah'ın isminde bir şey demiyorlar. Ama Muhammed yazıyor, Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali, Hasan, Hüseyin yazıyor. Bazı camilerde şeyde ekleniyor, Aşer-i Mübeşşer'e Şu anda Ravza-i Mutahara'da bile aşere i Mübeşşer'in ismi var. Allah'tan onu Allah kaldırtırmamış yani akıllarına getirtmemiş. Talha Zübeyir bile var. Ama Osman'dan kalma e, diye anlıyorum. O tarafta. E şimdi baştan girdi camide ne bağırdı? Dedi ki e, putlara tapmayın dedi. E niye işte o büyüklerin, aşerin beşerinin, dört kalifen isimlerini e, yazılmasını şirk sayıyor bunlar abiler, Şirk sayıyor. Çünkü neden işte mescitler Allah'a aittir. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Ya orada o temel hüküm, bereket için, hatıra için yazılıyor. Onlara kim tapıyor? Haşa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile tapan müşrik olur. Efendimiz'e tapılır mı? Haşa. Hangi Müslüman tapıyor sanki? İşte onu e, putları indirin dedi, bağırdı. Putları indirin dedi. Ondan sonra e, onu cemaatten birileri toplandılar. İmamın odasında... Hoca da daha mihraptaymış Galip Hoca herhalde. Mi, mihrapta yani yeni bitmiş Ondan sonra onun bile toplandı, dışarı attılar. Şu dışarı attı, ondan sonra gitmiş artık cebinde bıçak var mıydı veya dışarı gittiğinde gitti Malta'dan şuradan buradan bıçak aldı neyse. Geldi, hocaya bir şey sorayım dedi. Odan kapısını açtı, bir şey sorayım sana bir şey sorayım derken çullandı üstüne yani. O Hafız Bilal, Allah hepsine şifa affet versin, o da e, tür yani ben de oradayım diyorum ama bir şey sorayım der, derdi meşhurlandı falan. Ben de boğacak zannettim diyor. Yani boğuyor zannettim diyor. Bıçak olduğunu anlamadım diyor. Bir de meğer bıçağı boğazına vurmuş diyor. Kan çıkınca almadım. Neyse falan. O da çocuk bayağı ona şey yaptı orada. Ee, yani öldürmek için diyor. Yani putları. E, tabii şeye de dikkat etmek lazım. Selefi imajı verir. Başka bir örgüttür. Selefi imajı vermek için e, şey de mesela FETÖ'cüydü. Ee, Rus Büyükelçisi'ni öldüren Fetücüydü amca şey, Nahnüllezine bayağı Muhammed'en Aleyhicadim abı ginabeden bir sahabenin okuduğu bir şiiri okudu. Ben oradan dedim ya dedim bu selefi şeyi okuyor. Bu selefi olabilir dedim. Sonra baktım kırık okuyor. Yani okurken Arapçayı düzgün telaffuz edemiyor. O polis işte o zaman o polis de Baktım Arapçayı düzgün telaffuz edemiyor falan dedim. Bu şey edilmiş. Yani sonradan e, bu işe sokulmuş ama ezberletilmiş falan. E sonra FETÖ'cü çıktı. Ama işte Fetöcü olduğu imajını vermemek için e, Selefilerin okuduğu beyti okudu. Tamam sahabeye ait bir şiir ama Selefilerin okuduğu bir şey okudu. Yani burada da putları kaldırın bilmem ne falan ben Selefiyim görünümü verir. Orada aldanmaz. Onu emniyet onu e, aldanmaz. Emniyete aldanmaz ama ya şu andaki görünüşe göre o ifadeye göre Selefi kafa. E, bunlar işte 250 sene evvel e, falan e, bir Lawrence e, kafasıyla, ajanlarıyla ne hale geldi işte? Bak e, İslam kılığına girer şalvarlı, cübbeli benim e, İsmaila'da ajanlar yok mu? Oho! Beyoğlu'nda hiç şeytan yok derdi efendim. Dolu. Şalvar cübbeli. Yani buna yok demek saftirlik olur. Bırakırlar mı o kadar bir cemaati? Bozmadan. Ondan sonra e, Efendi Askeri bana da dedi onu. Yani. Ahmet seni de boş bırakmazlar, beni de boş bırakmazlar. Mutlaka yanımıza birini koyarlar de, dedi. Bana bir dedi yani. E, şimdi dikkat etmek icap eder. E, eder ne kadar dikkat ediyorsun? E, bak adam e, işrak kıldı, kuşluk kıldı. Lawrence gavuru e, en takva sahibinin hareketlerini yaptı. Muhammed bin Abdülvehhab'ı da böylece kendine bağladı, tavetti. O kadar güzel, zeki bir talebeydi. Çok büyük e, ilimlere sahip olmuştu o. Medine'de okuyordu. E tabi onlar onu adamını buldu. Baktılar çok soru soruyor, bir şeyler ediyor, karıştırıyor. E, yani bu, bundan bize iş çıkar dediler. Nasıl FETÖ'yü buldular bunda, bunda. Buna yatırıma değer dediler. Ona da yatırıma değer buldular. İşte ondan sonra şey. İslam kılığıyla yapıyor. Muattele dedi. İslam kılığıyla yaptı. Ondan sonra ne yaptı? Kaça patladı. Püff, kaça patladı. Mekke Medine bile ellene geçti. Taif ellerine geçti. Hala da tam ellerinden kurtulmuş değil yani. Bak 253 sene. Osmanlı. Osmanlı'yı bitirdi. Osmanlı baştan buraya getirdiler. Kellerlerini aldılar. Bir ama. Kavalalı Paşa'yı gönderdi üzerlerine falan. Onlar bir savaş kazandı ama durmadılar. Medevilerden orduları kurdular. Bütün Mekke, Medine, Taif'i kırdı geçirdiler. Ne mezar taşı bıraktılar, ne bir şey bıraktılar. Delâli hayratları yaktılar. Ne kitapları. Şifa-ı Şerif'in baş düşmanları. Delâli hayratı baş düşmanları. Hep onları yaktılar. Efendimiz'i çok medediyordu. Haşa kella. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bak kaça patladı. Bak. Koca Osmanlı Devleti de yıkıldıktan sonra, ondan sonra şu andaki İslam coğrafyasına bak. Şimdi gazze böyle olur mu? Şimdi Filistin böyle olur muydu? Yemen böyle olur muydu? Lübnan, Suriye, Irak böyle olur muydu? Bak ne oldu? İslam kılığına giren ajanların kurdurduğu mezhepler. Şiayı kim kurdurdu? İbn-i Sebe Yahudi kurdurdu. Yemen Yahudilerinden. Hz. Ali'yi çok seviyoruz, şudur budur. Hz. Osman Hazretleri'nin hakkını yedi. Hazreti Osman'a karşı bir kulisler, şeyler. Ondan sonra Mısır'da, şurada, burada bir hareketlenmeler. Çapulcuları topladı, Medine'yi bastı herif. Medine'yi bastı. 2000-3000 çapulcuyla beraber. Hazreti Osman'ı şehit etti adam Yani onun için hep bu batıniye, efendim işte Yahudi ajanı, Mossad ajanı. Şimdi bak Mossad ajanları e, ilk operasyon, bugüne kadar ben bu haberleri de az çok takip eden bir adamım. Çocukluğumdan beri de az çok e, yani İsmail Han merkezde bulunduğumuz için. E, hiç ben Mossad ajanlarına Türkiye'de bir operasyon duymamıştım. İlk olarak bu en operasyon, yani operasyonda ne çıktı? bütün adam sakallı adam çıktı. Hem de şeyh şey diye ortaya çıkarsan dünya kadar mürüt bulun adamına bu kadar ben benim kafamdan fazla sakalı var. E, bir de nereli Filistinli. Bak Filistinli adam çünkü ajan yapacaksa Yahudi'den nasıl yapacak? Filistinli yapıyor ki çünkü adam Arapça biliyor, ayet okuyor, hadis okuyor. Kapalı başörtülü kadın çıktı. E, camide imam çıktı bir tanesi. Hatay'da şurada burada cenaze imamı yapmış camide hutbe okumuş. E, ne dedi adam Sultan ee, senelerce Osmanlı döneminde Sultan Ahmet'te 20 sene imamlık yapmış. Ondan sonra yurt dışına gitmiş. Bizim birileri gittiğinde e, yani ben dedi Sultan Ahmet'in imamıydım dedi. Ben sünnetsizdim dedi. Cemaata selam söyle dedi. Kıldıkları bütün namazları iade etsinler. E cemaat ne bilsin tabi Allah onlara sormaz. Ölen kalan varsa da yani Müslüman imam diye devlet koymuş oraya falan. E, şey yapıyorsun. Ama hangi ya hacan yani? Dolayısıyla Kur'an düşmanları çok çalıştılar. Ee, özellikle Şia fırkaları, e, ondan sonra e, ajanlık yapan, İslam kılığına girinen, giren, ondan sonra e, Müslüman görünen, hacı hoca geçinen, hatta şeyh geçinen, dünyada kadar olan insanlar Kur'an'ı bozmak için, değiştirmek için ne çabalar sarf ettiler diyor.